arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir lif çalışması yapacağız lifimize her zaman olduğu gibi klasik fıstık dolgularla göbek kısmını örüyoruz göbek kısmını tamamladıktan sonra trabzanlarla bir sıra örüyoruz sonrasındaki sırayı yine fıstık dolgusu şeklinde örüyoruz ve e, renklerimizi değiştirerek Trabzan ve fıstıklarla lifimizi örerek istediğimiz boyuta gelene kadar devam ettiriyoruz. Lifimizi Örmeye hemen başlayalım. Kolay gelsin. Dilediğiniz renklerdeki lif ipi diye bildiğimiz, bakınız bu iki katlı iplerden e, hangi renklerle isterseniz örebilirsiniz. İsterseniz beyaz ya da renkli, dilerseniz her ikisi renkli, dilerseniz daha fazla renkli iplerle lifimizi örebilirsiniz. Şimdi. Lifimizi zincir çekerek başlayalım tabi elinizin alışkın olduğu örmekten hoşlandığınız bir tığ da kullanmanızı tavsiye ederim ee, herkes hani lif ipi zaten ince birip ince uçlu tığlarla daha güzel olmakta 2 1.75, 75 buçuk 3 numaraya kadar örebilirsiniz şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki zincirimin içerisine giriyorum şu şekilde kapatıyorum. Kapadıktan sonra bir tane zincirle iyice kapanışı sağlamlaştırıyorum ve uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu hazırlamış olduğumuz 8 zincirlik yuvamın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa başını dolduruyorum. İçinden geçiyorum. Buradan alarak kapatıyorum bir tane zincirimi çekip hemen biraz daha uzatıp tam tepe noktasındaki bu minik gözün içerisine giriyorum. Bakın şuradaki bir gözümüz var. Gözün içerisine bir, iki, üç. kaç tane sararak doldurmaya başlamışsak hepsini o şekilde doldurmamız gerekmekte. Birini 3, birini 5 şeklinde olmaz. Aşağıya 3 doldurdum. yukarıda da 3 şeklinde dolduruyorum. Ve bu şekilde bakınız kapatmadan tığımın başını doluyorum. Yuvamın içerisine giriyorum. Zincirin içerisine 1 2 3. 3 defa da buraya doldurdum. Bir e, fıstığımı kapamıştım. Onun üzerine 3 defa başını dolayarak ördüm. Daha sonra zincir çekerek e, oluşturduğum minik yuvamın içerisine girdim ve 3 defa da burayı doldurdum. Şimdi elimi tutuyorum. Hem fıstık dolguma hem de ipimin olduğu yere tığımın başını dolayarak iki tane fıstığımın içinden geçiriyorum. Ve burada en son içinden geçen ilmeğin olduğu bölümü alıyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bu şekilde fıstığım 3 tane fıstık şeklinde burada oluştu. Şimdi tepe noktasına hemen bastam örüyorum. 1 2 3 kapatmıyorum. Hemen araya giriyorum. 1 2 3 Her ikisini aynı anda çekiyorum ve burada tutmuş olduğum ipimin arasından giriyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Zincir çekmiş olduğum noktaya tekrar hemen uzatıp bakınız bu üstteki yan duran fıstıklarımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Tepe noktaya giriyorum. 1 2 ve 3. 3 defa çekerek doldurdum. Ve burada kapatmadan tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine 1 2 ve 3. 3 defa alıyorum. Tekrar bakın şu şekilde tutuyorum. İpimi çekiyorum ve tekrar bu çekmiş olduğum en son ipin içerisine girerek kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Zincir çektiğim noktanın üzerine hemen doldurmaya başlıyorum. 1 2 3. Tekrar giriyorum. 1 bozmayalım diğer tarafı 1 2 ve 3 ipimizi e, tek almamaya gayret edelim yoksa görüntümüz çok çirkin olabiliyor bir tanesi dışarıda şöyle tutuyorum bakınız çekiyorum ve burada tutmuş olduğum yere girerek kapatıyorum ve bir zincir ve bu şekilde hemen zincirin olduğu yere fıstığımı tekrar doldurmaya başlıyorum ve bir tane içeri giriyorum. İkisini aynı anda çektikten sonra tepe noktasına yine fıstığımı örüyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane şu aşağıdaki yuvarlak şekilde fıstığımız olması gerekmekte. Şimdi biz 5 tanesini örmüşüz. 3 defa daha aynı işlemimizi yapalım. Burada 8 tane fıstığımız olsun. 8 tane fıstığımı ördüm. 2, 4, 6, 8. En son fıstığımı ördükten sonra bu tepe noktasına tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane fıstığımı çekiyorum. Tutuyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip ilk bakınız başlangıç noktasındaki şu minik gözümün içerisine gelerek batıyorum birleştirip bir tane zincirimi çekip sabitliyorum ve makasım yardımıyla kesiyorum. Şimdi ortadaki yuvamızı bu şekilde hazırladık. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. İkinci rengim için herhangi bir yerden başlayabiliriz. Hiç önemli değil. Yani şu görmüş olduğumuz minik tepelerdeki birleşme yerlerinin herhangi birisini tercih edebiliriz. Yani burayı özellikle tercih etmek istemiyorum. Çünkü iki, tane ipi aynı anda hani altına gizlemek isterken bir kalınlık söz konusu oluyor. İmkanımız olduğu durumlarda farklı yerlerden başlamak çok daha güzel sonuçlar veriyor. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Ben mavi ile örmek istiyorum. Bir tane tığıma düğüm atarak şu şekilde sağlamlaştırıyorum. Ve tam şuradan başlamak istiyorum. Batıyorum bir tane zincir bunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Batmış olduğum sık iğne ile birlikte 6 tane zincirim oldu. Tığımın başına iki defa doluyorum ve buraya batıyorum. Ve başlıyorum. 1 ikisini bir aldım bakınız. 2 i̇ki, ikisini bir aldım ve ikisini bir kapatıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 2 i̇ki, ve 3. Tekrar 1 2 ve 3. Yine aynı noktaya 1 2 ve 3. 2 4 5 1 2 ve 3. Toplamda 6 tane olana kadar bakınız. 2 4 6 başını iki defa dolayarak aldım şimdi tekrar başını iki defa doluyorum araya zincir çekmeden bir diğer gözün içerisine giriyorum bakın sıradaki gözün içerisine giriyorum ve ikişer ikişer alarak örüyorum yine 6 defa iki defa doladığımız tığımızı 6 şar trabzan örerek sıra başına kadar gelelim 3 4 5 ve 6. Evet, diğer tepeciğimize de girerek iki defa başını dolay bu şekilde tamamlayalım sıramızı. Evet, bütün sıramızı başlangıç yerimize kadar örerek gelip tamamladım. Şimdi e, ikinci mavi sıramızı örmeye başlayabiliriz. 6 tane zincir çekmiştim. En tepe noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Tekrar bakın şu şekilde ilmeğimi şöyle uzatıyorum. Bakın ilmeğim istediğimiz uzunluğa kadar ne kadar uzunluktu yani çok fazla da değil tabii ki. Birli bir ortalama uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanın bu tam tepe noktasındaki minik gözünün içerisine giriyorum ve uzatıyorum. Hemen ikinci trabzanıma bu tepedeki bakınız şuradaki gözümüz var. Bakın diğeri burada şu şekilde ilmeklerimin trabzan üstü sırasına giriyorum. ikincinin bir başını dolayarak girmiştim. Başını yine doluyorum. İki ve üçüncü trabzanımın yine tepe noktasına geliyorum. 1 ve 2 3 tane bakınız alt trabzanın üzerinden uzatarak 3 tane 3 defa çektik ve tığımızda bekletiyoruz şimdi kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum yine üzerine uzatıyorum başlıyorum 1 2 ve 3 3 defa üzerinde uzatarak tuttum. Burayı kapamıyorum. Şimdi 6 tane trabzanımız vardı. 3 tanesinden ikişer ikişer aldım. Şimdi diğer üçüne geldi sıra. Her birisinden yine başını dolayarak ikişer ikişer alacağız. Bu üçlü grubu da yukarıdaki grupla birlikte kapatacağız. Bakın şöyle minik minik gözlerimizin içerisine giriyoruz. Ve başlıyorum. 1 Aynı yere 2 ve ikincisine geçiyorum 1 aynı yere bir daha giriyorum 2 ve üçüncü trabzana geçiyorum 1 2 hepsinden aldım bakınız 3 tane trabzanımın üçünden de ikişer ikişer aldım ve üstte de kapamış olduğum 3 tane dolayarak çektiğim ilmeklerim vardı aynı anda içerisinden geçiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım 6 tane trabzanımızın 3 tanesini ikişer defa her birini uzatarak aldık ve e, kapadık üzerine bir tane fıstığımızı yaptık ama kapamadık hemen diğer kalan 3 tane trabzanımızın her birisini ikişer defa uzatarak yukarıdaki ile birlikte kapadık yani 6 tane olan trabzanımızı 2'ye böleceğiz. 3'ünü bir defada kalan 3'ünü de diğer ikinci bir kez de alacağız. Şimdi başlayalım ikinci çiçeğimizi örmeye. Uzatıyorum ilmeğimi. Tepe noktasına bir tane fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 tutuyorum. Hemen başlıyorum. Bakınız ikinci grubumun içerisine gireceğiz. 3 tanesini bir, 3 tanesini bir öreceğiz. Şimdi birincisinden başlıyorum. Birinci gözün içerisine 1 aynı yere bir daha giriyorum 2 İki. ikinciye giriyorum 1 ikinci bir daha giriyorum 2 üçüncüye giriyorum 1 üçüncü bir daha giriyorum 2 ve şu şekilde çekiyorum ve kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum hemen tepeye fıstığımı örüyorum 1 2 ve 3. İlk gücü örmüştük. Şimdi kalan 3 tane trabzanımın üzerine batarak ilmeklerimi almaya başlıyorum. 1 2 1.den aldım. 2.ye giriyorum 1 ve 2. 3.ye giriyorum 1 ve 2. Iki. Hepsinden ikişer ikişer aldım ve tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekip tepe noktasına fıstığımı uzatıyorum ve her bir trabzanımızı ikişer defa alarak tamamlıyoruz önce 6'yı 3'e bölüyoruz 3'ünü 1 üçünü bir örüyoruz ve tepe noktasıyla birlikte çekiyoruz başlangıç yerimize doğru devam edelim Fıstığımızın bir tane tepedekini ve bir tane diğer ikiye böldüğümüz ikinci kısımdaki üçlüyü ördük. Şu an tığında iki tane grubumuz var. Burası başlangıç olduğu için bakınız. Şimdi bu başlangıcın tam tepe noktasındaki kapanma yerine de üç defa fıstığımı alıyorum ve üç tanesini aynı anda çekiyorum. Başlıyorum. İki tanesini hazırlamıştım. Bir tepe noktasına ve ikinci bölümü. Ve başlıyorum. Bu tepe noktasındaki bölüme 1. 2 ve 3. Üç. Tutuyorum. 3'ünü aynı anda çekiyorum 3 grubumu ve kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum. Ve ipimi asılıyorum. Şimdi diğer rengim olan beyazımla tekrar başlıyorum. Beyaz ipimi tığıma bağladım. Yine bu tepe noktalarındaki bakınız birleşme noktasının herhangi birisinden hiç fark etmez başlayabiliriz. Hemen şuradan başlamak istiyorum. 1 başlangıcımı 1 diye sayıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. Alıyorum. 2 defa doladım. 1, 2 ve ve 3 kapatıyorum. 2 defa doladım. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 5 tane oldu. 6.'yı da örüyorum. Tıpkı bu alttaki mavi sıramızda yapmış olduğumuz trabzanı kısmı yapıyoruz. Tekrar 2 defa başın doluyoruz. Sıradaki bölüme giriyorum ve yine ikişer ikişer örerek 6 tane trabzan sayısını tamamlıyorum. 1 2 3 1 2 3 beyaz ipimle de öreceğim sırada Aynen bu mavi sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar ediyoruz altı şart tane iki defa başını dolayarak ördüğümüz trabzan ve üstteki kısımda fıstık dolguyu 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3'ünü önce alıyoruz. 3'ünü sonra alarak fıstık dolgumuzu aynı anda çekiyoruz. Ve bu şekilde beyaz sıramızı iki sırasında tamamlayalım. Hem trabzan hem fıstık sırasını. Beyaz sıramızla trabzanlarımızı örerek tamamladık. Her yuvamızın içerisine 6 tane trabzanımızı ördük ve başlangıç noktasına geldik. Trabzan sıramızdan sonra mavi sıramızda ördüğümüz e, işlemimizin aynını tekrar ediyoruz. 6 tane olan trabzanımızı 2'ye bölüyoruz. 3'ünü önce diğer 3'ünü daha sonra alarak örüyoruz. Ve her bir trabzanımızın başını dolayarak ikişer defa örüyoruz. Şimdi ilk trabzanımın üzerine batıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Ve aynı yere batarak 1 2 defa örüyorum. Hemen yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir, bir daha aynı yuvaya giriyorum. İki ve üçüncü trabzanımın üzerine geçiyorum. Bir ve aynı yere tekrar girip uzatarak ikişer defa örüyorum. Bir, iki, üç trabzanımı ördüm. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekip hemen uzatarak üzerine bir tane fıstığımı örüyorum. Bir, iki, ve 3. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü bakınız, dördüncü trabzanımın içerisine girerek uzatıyorum 1. Uzatıyorum 2. 5 trabzanıma giriyorum 1 ve 2. Ve en son grubun en sonuncu trabzanına 1, 2 defa örüyorum hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir zincir çekip hemen tepe noktasına fıstığımı yapıyorum 1 2 3 yeni grubumun ilk üçlü grubunu örmeye başlıyorum birinciden başlıyorum 1 bir, 2 aynı yere ikinciye geçiyorum 1 2 üçüncüye geçiyorum 1 2 hem tepedeki hem trabzanımın üzerindeki fıstıklarımı aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar sıramın en sonuna geldim. Yine iki tane grubum bakın şu şekilde ördükten sonra tığımın başını doluyorum. İlk başlangıçtaki fıstığımın minik gözünün içerisine girerek 1 2 3 ve Üçünü aynı anda alıyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir çekerek koparıyorum. Tıpkı e, mavimizdeki yapmış olduğumuz geçişin aynısını yapıyoruz ve tekrar mavi rengimize trabzanlarımızı örerek başlıyoruz. Lifimizi önce beyazımızla göbeğini oluşturarak ördük. İkinci sırada mavi rengimizle önce trabzan sırasını daha sonra fıstıklı grubumuzu ördük. Ve buradaki trabzanımızı 3 ve 3 olarak 2'ye bölmüştük. Yani 6 olan trabzanımızı 3 trabzan 1 ördük. 3 trabzan bir ördük. Ve sonrasında şu şekilde üstündeki dolgularımızla kapamıştık. Beyazımıza yine aynı işlemimizi yaptık. Önce trabzanımızı 6 tane sonra üzerinde bakınız 2 iki, 2'ye e, bölerek 3 bir ördük, 3 bir ördük ve beyaz sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sonrasında mavi rengimize tekrar geçip yine bütün trabzanlarımızı altışar altışar örerek grubumuzu oluşturduk. Yalnız mavemizde 3'ü e, bakınız 3 1 3 1 olarak bir tanesini de ördük. Diğer sıradakini tamamını ördük. Bir sonraki geleni 2'ye 3 3 olarak böldük. Diğerini Tamamını birer seferde aldık. Bir tanesini çift, bir tanesini tek, bir tanesini çift, bir tanesini tek olarak ördük. Dilerseniz hepsini de çift olarak örebilirsiniz. Yani burada almış olduğumuz gibi e, altı trabzanımızı ikiye bölerek üç 3 olarak e, karanfilleşerek kullanabiliriz. Karanfilleşmesin derseniz bir tanesini tek bir seferde, bir tanesini çift olarak örelim. Şimdi birlikte diğer kalan kısmını sizlerle beraber yapalım. Bakınız bir önceki trabzanımın hepsini bir almışım. Tek seferde örmüşüm. Tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Fıstıklarımı alıyorum ve bir sonrakinin yarı yarıya bölüyorum onu. 1, 2. Bir yere 2 tane batıyoruz. 3, 4. 5, 6. 3'ünü çiftler çiftler ördüğümüz için 6 defa çektik ve kapatıyorum, çekiyorum. Bakın nasıl kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve tepesine 1 2 3 yine kalan 3'ü ikişer ikişer örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ikişer ikişer aldım ve tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve tepe noktasına gelerek 1 2 3 bunu bakın çift olarak aşağıdaki gruplarımızda ördüğümüz gibi ördük şimdikini ise birer birer alıyoruz her birini bir ikinciye batıyorum iki Üçüncüye batıyorum. Dördüncüyü aldım. Beşinciyi aldım. Ve altıncı trabzanımın üzerine hepsini başını dolayarak birer sefer çektim. Geçiyorum. Ve kapatıyorum. Ve bir zincir. Bakın bir tanesini tamamını ördüm. Ve hepsini birer tane aldım. Diğerini 2'ye böldüm ikişer ikişer tamamladım şimdi bitiş sırasına göre aynı işlemlerimizi yaparak tamamlayalım ve bitişte yine en son 3 fıstık grubu olarak bu tepe noktasını da alarak tamamlayalım en son tek olarak trabzanlarımın üzerine hepsini aynı anda toparladım ve bakınız bitiş noktasındayım başlangıçtaki yuvanın içerisine tığımın başını doluyorum 1 2 ve 3 defa başını doluyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekip makasımla kesiyorum. Çünkü farklı bir sıra daha yani bir başka sıra daha örmek istemiyorum. Bu büyüklük yeterli ama daha büyük örmek isterseniz Diğer beyazımız rengimize yine kestikten sonra geçiş yapabiliriz. Ama bu normal lif ölçüsü için yeterli bir ölçü. Evet şimdi ipimi koparıyorum ve beyazda kenarını tığlamaya başlıyorum. Tığıma beyaz ipimi bağlıyorum ve örmeye başlıyorum. Bu tepedeki bu görmüş olduğumuz her fıstık arasındaki şu gözlerin içerisine girerek kenar tığlamamızı yapacağız. Herhangi bir gözden başlayabiliriz hiç fark etmez. Batıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya geliyorum. Batıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geliyorum. Batıyorum. 1 2 3. Yuvamın içerisine giriyorum. 1 2 zincir. Fıstıkların üzerinden ilerlerken 2 tane zincir yuvamın içerisine kirpik olarak 3 tane zincirimi çekerek batıyorum. 1 2 tane zincir yuvama batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek yuvamın içerisine giriyorum ve burada lifimin düz yüzünden örmeye başlıyoruz. 1, 2 tane zincir batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere girerek kirpik oluşturuyorum. 1, 2, giriyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde bütün sıramızı tamamlayalım. Lifimizin kenarlarını da taladıktan sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine emeklerine sağlık. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.